arkadaşlar, emekçiler. Yok, İşçiler. Evet, öyleyiz. İşçiyiz, emekçiyiz. Tamam, biz sokağa gelmiyoruz. Belki komünizm korkusu kalmadı artık dünyada, rahat olabiliriz. Okey. En son sen yaptın değil mi performansı? Evet, Mesut arkadaşımızla başlayacağız. Bir dobermanın oturmaması kadar doğal bir şey olamaz. Fakat bu hakemin puanlarına yansıyamaz tabii. Yapacak bir şey yok. Çok anormal bir şey değildi. Zevkayı siz takip. Köpek birazcık daha enerjik, birazcık daha free, birazcık daha umutlu olabilirdi. Bundan dolayı yeterliyle iyi arası, iyi. Hareketli otur, reaksiyon hızlı, egzersiz yavaş. İlk reaksiyon hızlı, daha sonra egzersiz yavaş. Burası iyi. Bahanesi var köpeğin, köpeğe yani soracak olursan okey. Problem yok. Geri çağırmalı yat da köpek oturdu. Burası zor bir şeydi, zor bir şey başardınız. Hani genelde yatsa hani tam tersi olur, bir önceki egzersizde oturdan yata geçilir ama okey. Fakat bekledi. Bir tarafından bakmak lazım. Bir de birazcık erken çıktı geri çağırırken. Burası yetersiz. Engelsiz apportta köpek istekli hızlı çıktı. Bir duraksama yaşadıktan sonra hemen hızlıca geri döndü. Bu front sit base, daha doğrusu front sit'ten öte yerine yerleşmede, hep oturmalarda sıkıntı yaşadı köpek. Birçok egzersizde bu vardı. Bir metre engelli apport yetersiz. Yavaş aldı. Fakat oradaki en büyük problem dönüşte engele çarptı. Biraz evet kondisyonla alakalı. Hem zeminin kondisyonu hem de jumpingle alakalı. Dumble'ı düşürdü. Ben bir şans daha verdim ama bu şeydi tamamen. Hani idman niteliğinde o şansı vermek istedim. Yoksa bir egzersizi tamamlatmadım. Ekstra not vermedim orada. Sınavda o işi yapacağını görsün diye bir şans vermek istedim. Güzel de oldu. Orası da yetersiz. A pano, apport, artık apport değil onun adı tabii de. A pano, jump, mükemmel. Problemsiz bir şekilde hopladı, enerjik bir geldi önüne falan. Yerine yerleşme de iyiydi. İleriye göndermede iki komut sonrası oturdu. Bir fazladan komutum, bir de tamamlanmayan egzersizim var. Burası da yetersiz. Dikkatli artıcı uzun yap. Mükemmel. Bugünün puanı 76. Tebrik ederim. Tan yakara köpeği bavarla. Sade bir healing. Yine eminim onu da görmek istediği şey oldu. Birazcık daha odak ve birazcık daha enerji, istek, umut. Fakat köpek sahibinin, idarecisinin ne istediğini biliyor çok iyi. Ve yapıyor. Ara sıra konuştular aralarında. Dedikodular vardı içeride. Konuşmalar gerçekleşti. Duydum. Fakat iyi bir performanstı. Hareketli otur da geç ama hızlı reaksiyon. Burası tam tersi. Komutu verdin. Komut geldi. Otur. Bir durdu. Ondan sonra pat. Hızlı. Burası da tam tersi. Seninki ve diğer türlü oldu. Burası da iyi. Geri çağırmalı yat. Çok iyi. Bizde bir problem yoktu. Genel görünümle alakalı bir rating düşürdüm. Hareketli dur. Stay. Mükemmel durdu aslında. Komut sonrası köpek pam pam koydu ayaklarını ve kaldı. Dönüşte köpeği oturtman gerekiyordu. Oturtmadın. Engelsiz apport. Engelsiz apportta ilk seferde direkt alması istenir. Fakat arkadan dönüp aldı. Biraz da zemin kaygandı ama direkt alması gerekirdi. Direkt aldığında çarpma gerçekleşebilirdi belki. Kar zarar yaptığında bu daha iyi olabilir. Fakat dönüş ne olursa olsun birazcık daha hızlı gelmedi. Orada da küçük bir komünikasyon vardı. Ondan dolayı burası da G. İyi. 1 metre engelli apport. Yeterli ama çarpıyor engele. Ve sadece engele değil, dumble'a da çarptı. Engele çarptı, dumble'a çarptı. Bir de gelirken bir komünikasyon vardı. O yüzden burası yeterli ratingi alıyor.
ileriye gönderme küçük köpek, pardon, A-frame apportta dönüşte köpek getirmedi Dumble'ı. Yandan geçmeyi tercih etti. O yüzden burası da yetersiz. İleriye gönderme de çok hevesliydi. İki komut sonrası gitti. Yattı, bu güzeldi. Dikkat dağıtıcılı yat. Mükemmel. Toplamda 82 puan. Tebrik ederim. Biraz mola veriyoruz. Biraz mola veriyoruz.